23 Mart 1920. İsmet İnönü'nün İstanbul'dan Anadolu'ya geçmesi. İnönü'nün hayatının dönüm noktalarından biri Anadolu'daki milli mücadeleye katılma konusunda yaşadığı derin tereddütlerdir. İsmet Paşa arzulamadığı halde bir gün Ankara'ya gider. Ancak İsmet Paşa bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa'dan izin isteyerek İstanbul'a geri döner. Atatürk'ün kurmay heyetindeki binbaşı Hüsrev Gerede de bu tarihi ayrıntıyı hatıralarında şöyle anlatır. 19 Ocak 1920, İsmet İnönü ile Japon Rıza İstanbul'dan geldiler. İsmet İnönü Ankara'da bizim yerimize Mustafa Kemal Paşa'nın yanında kalacaktı. Bir süre sonra İstanbul'a dönmüş. İsmet Paşa'nın tekrar Ankara'ya gidişi İstanbul'da bütün ümitlerin kaybolduğunu görmesinden sonradır. Gerede bu vakayı ise hiç bilinmeyen çarpıcı bir bilgiyle anlatır. Bu bilgiye göre İsmet İnönü İstanbul'dan Anadolu'ya Amerikan askeri kıyafetiyle kaçmıştır. İsmet Bey, meclisin işgal günü Rauf Bey'e hükümetin milletvekillerini Anadolu'ya geçirmek olanağının olup olmadığını anlamak istediğini, kendisince artık hükümet kalmadığını söylemiş. Bu konuşma üzerine İsmet Bey, Rauf Bey'den Üsküdar Sultantepe'deki Özbek tekkesine sığınma ve Üsküdar Jandarma Örgütü aracılığıyla Anadolu'ya kaçma önerisi alarak meclisten ayrılmış. 23 Mart gecesi Amerikan askeri kıyafetiyle Ankara'ya kaçmış. Falih Rıfkı Atay, İsmet İnönü'nün ikinci defa Anadolu'ya geçişinde ilk etapta Mustafa Kemal tarafından soğuk karşılandığını nakleder. 16 Mart'tan sonra Ankara'ya gelmekten başka çare kalmadığını gören ve Saffet Arıkan ve arkadaşlarına katılarak Ankara'ya gelen İsmet Bey'e Mustafa Kemal soğuk davranmıştı.